Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, benzinli araçlarıyla ilgili, bu katalizör egzoz sistemiyle ilgili kısaca bir video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar, benzinli araçlar bu Hyundai Accent Blue olabilir veya farklı araçlarınız olabilir. Şurada dizelde görünen bir partikül filtresi var. Benzinlilerde de hemen zaten şurada oksijen sensörü, yukarıdaki bank bir oksijen sensörüdür. Bank 2 diye bir sensör, yani bilgisayar bağlantını falan atıyorsanız aşağıdaki egzozun çıkışındaki sensördür. Benzinlerde genelde iki tane sensör olur arkadaşlar. Bir oksijen sensörü, bir de çıkışta partikülü yanma şeyini okuyan, egzoz gazlarını okuyan bir sensör olur. Dizelde farklıdır. Basın sensörü, ısı sensörü tarzında gider. Dizeller farklı oluyor arkadaşlar. Benzinli araçlarda arkadaşlar jenerasyon yapılır. Benzinli araçlarda katalizör, işte partikül filtre mi var, katalizör mü var? Burada ne gibi bir durum var, onunla ilgili kısaca videomuz oluyor arkadaşlar. Şimdi benzinli araçlarda arkadaşlar eski tipleri kastediyorum. Şurada bir egzoz manifoldu. Yani 4 tane burada 4 girişli bir emme manifoldu var. Arkada da 4 çıkışlı, her pistona ait 4 tane çıkışlı egzoz manifoldu var. Manifoldtan sonra arkadaşlar benzinli araçlarda, yani Hyundai Accent Blue'da mesela benzinli araçta turbo yok. Farklı araçlarda, benzinli araçlarda da turbo olmaya başladı arkadaşlar. Yani güçlü motorlar benzinliler, dizellere göre geri kaldığı için hani kesilmemesi babında, güç üretebilmesi babında benzinlilere de turbo konmaya başladı. Buradaki katalizör sistemi şu şekilde arkadaşlar. Benzinlilerde önceden egzoz manifoldunun çıkışında bir aşağı doğru boru olur. Bir tane yumurta şeklinde malzeme olur arkadaşlar. Yani orada bir katalizör, ilave bir katalizör olur. O şekilde sistem, daha önce bir Honda ile ilgili videomuz olmuştu. O sistem, egzoz sistemi o şekilde tamamlanır. Su sürücüye gider, arkadan da egzoz çıkışı sağlanır. Şimdiki arkadaşlar yeni sistem, benzinli araçlarda da katalizör sistemi, yani DPF sistemi arkadaşlar uygulanmaya başladı. Egzoz manifoldundan sonra büyük bir böyle partikül filtreniz, DPF filtresi varsa, yani katalizör babında bu filtrenin de tıkanması durumu var. Benzinli arabanız varsa arkadaşlar, araba yüksek kilometrede değilse kolay kolay genelde tıkanmaz. DPF filtresi oldu. Benzinli de olsa şu şekilde arkadaşlar. Arabanın mesela siboplu, yani sibop ayarı yapılan bir arabanız varsa, çiğ yakıt yakıyorsanız partikül filtresini, yani benzinli de dahi olsa partikül filtresinin tıkanma durumu var. Özellikle arabaya LPG bağlattıysanız, yine çiğ yakan bir arabanız LPG var ise, sabahları çalıştırdığınızda egzozdan gaz kokusu falan alıyorsanız araba çiğ yakıyordur. Yanması düşük olabilir. Benzinli araçlarda 4-5 bin kilometre, 4-5 yılda bir, yani 40 bin 50 bin kilometrede mutlaka buji değiştirmeniz gerekiyor. Bu taksi olur, ticari taksi olur. O zaman bir 10 bin daha düşersiniz. Yani 30-40 bini geçmemeniz gerekiyor. Sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Araba normal aile aracıysa, yani 50 bin diyelim, 50 bin kilometrede mutlaka bujilerinizi, mutlaka ama mutlaka orijinal şase kodu ile ve kava değeriyle, mesela 73 kavalık bir Hyundai Accent Blue'nuz var, o şekilde buji almanız gerekiyor. Kafanıza göre acayip acayip bujiler takmamanız gerekiyor arabaya. Motor arızası yakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bujilerin bakımlarınızı eksik etmeden partikül filtresine de benzinli de olsa jenerasyon yapmanız gerekiyor. Benzinli araca da jenerasyon yaparken arkadaşlar, dizelde 3000 devir idealdir. Benzinli de 4000 devirlerde tutun arkadaşlar. Yani ara sıra yaparsanız, partikül filtresi adına yeni sistem konulmuş bir partikül filtresi varsa, burada öyle bir koca bidon varsa, onun içerisinin yanmasını, o çiğ gazların, yapışan çiğ gazların, çiğ yakıtların yapışmasını önlemiş olursunuz ve bunu da atarsınız arkadaşlar. Özellikle kısa mesafe kullananlar bu durumlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Videomuz bu kadar. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.